Hocam, çocuğuna hasret bir anne Esra'yı hatırlıyorsunuz, 11 aylık bebeği henüz ayrılmadığı, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından kaçırılmıştı. Onunla ilgili yeni bir gelişme var. Esra'yı ve annesini alacağım stüdyoya. ...26 Nisan'da eşi Ferda tarafından kaçırılan kızını göremeyen Esra Şahin, 11 aylık Betül'ün hayatından endişe ediyor. Öte yandan kayınpederinin Esra bebekken kaçırıldığı iddiası üzerine yapılan DNA sorucu açıklandı. Abdurrahman'ın iddiası yalan çıktı. Annemi buldum. O da rahat etti. En azından bir daha böyle bir yalan şey demez. 21 yıl sonra. Gerçekten bu rahatla öldürüyor beni Abdurrahman. Gelinine neden şart koştu? Tazminat ve nafakasından vazgeçmesi için, annesinden ayrı yaşaması için ve devamlı sizin etrafınızda olması için bir şart sunmuşsunuz. Ben bunu şantaj suçu olarak değerlendiriyorum. Torununu nerede saklıyor? Zaten çocuğun da oğlunun da nerede olduğunu bildiğini de ifşa ediyorsun. Zımnen ikrardır. Yani bunu itiraf ediyorsun, etmiş oluyorsun. Demek istiyorsun ki bu şartları kabul ederseniz ben çocuğu çıkarırım zaten ortaya. Esra, 11 aylık kızı Betül'e kavuşabilecek mi? Biraz daha. Esra hoş geldin, Havva Hanım hoş geldiniz. Çok 32 gündür evladını hasretsin. Evet. 11 aylık bebeğin artık 12 aylık oldu yani. Bir yaşında oldu ve bir yaşında genelde de yürümeye de başlarlar. Belki ilk adımlarını attı. İlk adımlarını bizim yanımızda atıyor zaten. 60 mıydı? 5-6 adım atıyor. Şu anda daha iyi yürüyordur ve sen bunları da göremedin. Böyle bir durum var ama kayınpeder Abdurrahman Bey'den yeni inciler gelmiş efendim. Yeni inciler diyorum çünkü her seferinde Abdurrahman Bey birilerini araya koyup şartlar şurtlar ileri sürüyor. Bu seferki çok ağır bir inci. Hemen hiç vakit kaybetmeden Esra'nın resmi nikahlı, henüz boşanmadığı eşi Ferda'nın arkadaşı Yasin telefonda. Yasin'le konuşuyor senin bu kayınpeder. Evet, sürekli ona söylüyor. Evet, ona fakat söylediği şeyler hepimizin kanını donduracak cinsten. Yasin merhaba. Merhaba Serap Hanım. Nasılsın Yasin? İyiyim sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederim Yasin. Bu Ferda hiç seni aradı mı? Yok, ben Ferda'yla, Ferda değil Yaman diye hitap ediyoruz. Yaman diyelim yaklaşık o zaman. Yaklaşık 6 aydır görüşmüyoruz onunla. Peki bu bebeği kaçırdı biliyorsun. Görüş için aldı, ablası aldı ve 32. gün bugün baba da seninle irtibat kuruyor. Abdurrahman Bey yeni incilerini bize anlat. Neler anlatıyor? Ya şöyle, biz sürekli görüşüyoruz. Yani program başladığından beri, Esra'lar programa çıktığı günden beri iki tarafla da görüşüyoruz. Sürekli yani onlara iletmek istediklerini onlara iletiyorum. Onların iletmek istediklerini onlara iletiyorum. Geçen günkü gelişmede de Abdurrahman abi dedi ki hani yakın zamanda Yaman'ın geleceğini düşünüyorum, öyle duydum dedi. Biz dedi hani bir sürü yere haber saldık, onlardan da haber geldi. Geleceğini düşünüyorum, gelince anlaşalım gibisinde. Suriye'de olduğunu. Peki devam et, daha önemli şeyler söylemiş. Hı hı. Suriye'ye gitti, oraya çocuğu bıraktı, kendi başına geliyor yani buraya gibi. Sınırda falan. Sınırdan bir şey. Bunları anlatmalısın Yasin. Şöyle, birebir görüşmemiş ama ona öyle haberler gelmiş. Suriye'ye gittiğini düşünüyorlarmış. Hmm. Ama sonradan ben Abdurrahman abiyle konuştuğumda Yasin dedi sen yanlış anlamışsın dedi. Ben sana öyle demedim dedi. İnkar ediyor Yasin'e, diyor ki hani çocuk biliyor zaten ne duyduğunu ama sonradan duyduğu zaman da diyor ki ben sana öyle mi dedim, tahmin ettim diyor. Bu nasıl bir tahmin ya? İnsan niye Suriye'ye gidip iki gün sınırda gelmeye çalışıyormuş diyor. Sınırda sıkıntı yaşamış, çocuğu Suriye'ye bırakacakmış, kendisi ortaya çıkacakmış. Bunu kim tahmin edebilir ki? Bu nasıl bir tahmin? Arap mı bu orada, akrabaları mı? Ya orada yok. Bir akrabaları yok. Bu da yalan. Adım kadar eminim ya de. Ya burada kendi ellerinde çocuk ortaya... Bir de diyor ki oğlu gelecekmiş, savcılığa gitmeden önce bizimle konuşacakmış. Çocuk yok ortada, benim onunla konuşacak hiçbir şeyim yok. Bunlar muhtemelen diyecekler ki savcılığa da gidecek, ben çocuğu annesine teslim ettim deyip olaydan sıyrılmanın derdindeler. Şimdi efendim Yasin. Abdurrahman abinin dediği şu, yani aramızdaki aile olayını kanalda polisler, polis veya
ne bileyim hukuk yoluyla çözmeden önce kendi aramızda çözmemiz gerekiyor diyor. Ama bunun öncesinde de anlaşmamız gerekiyor diyor. Kendi oğlu niye hukuk yoluyla çözmemiş de böyle bir yola başvurmuş? Hukuk zaten ona belli günlerde görüş izni vermiş. O da hukukun koyduğu yani kanunu haklarını kullanarak çocuğu teslim etmiş. Eğer gerçekten hukukla çözmek istiyorduysa o akşam belli bir saatte çocuğu getirip teslim etmeliydi. Artık bu iş aile arasında çözülmekten çıktı. Çıktı. O gün gecikti, bir şey oldu, kusura bakma gelemedim, yarın teslim edeceğim, bugün çocuğumla kalayım deseydi ne buraya taşınırdı bu olay, ne hukuka taşınırdı. Hiçbir iyi niyet olmadığı gibi Abdurrahman Bey yalanlarını sürdürüyor. Yok Suriye, şimdi Yasin o hani ben yanlış anladın dediği kısmı var ya, onu bir anlatır mısın? Yanlış anladığın kısım nasıldı? Tam olarak anlat bize. Ya biz Abdurrahman abiyle bir aydır konuşuyoruz. Yani hatta onu anladım, onu anladım. Şeyi anlat, Suriye kısmını anlat. Suriye kısmı şöyle, ben şöyle anladım. Haber yönlendirdiğimiz yerlerden bize haber geldi. Nereye haber? Yaman yakın zamanda gelecek. Bunu anladım ben. Ama sonradan Abdurrahman abiyle bunu görüştüğümde ben sana böyle anlatmadım dedi. Bir de şey demedi mi bu? Hani Suriye sınırında iki gündür gelmeye çalışıyormuş. Yanında da birisi varmış. Ama çocuk yanında yok gibi. İki gündür Yasin, geçmeye çalışıyor. Yasin sen de bazı şeyleri anlatmamaya başladın. İlk konuşmanızı soruyorum. Aha. Anlatmıyorsun. İlk konuşma neyse ne anlatsın dük düz bence. Peki bir araya gidelim sonra devam edelim. 21 yaşındaki Esra'nın 11 aylıktı bebeği elinden alındığında birinci doğum gününü bile kutlayamadı. Kayınpeder Abdurrahman Bey'in dediği gibi aile içinde çözülmesini istiyorduysa senin oğlun bebeği alır gelirdi. Birlikte doğum günü kutlarlardı. İlle karı koca olmaları, ille aynı evi paylaşmaları gerekmiyor. Çocuğun ruh ve beden gelişimi için bunu yapardı. Bak o zaman herkes ne kadar anlayışlı olurdu. Senin bu arkadaşınız Yasin de sana anlattıklarını tam olarak ve ekibime anlattıklarını telefonda anlatmıyor. Tam evet. olarak anlat. Evet. Seni ilk aradığında ne dedi? Kayınpederin Abdurrahman Bey ne demiş ona? Yasin'e demiş ki ben oğlumdan haber aldım demiş. Oğlum Suriye'de demiş. İki gündür yanında biri de var demiş. İki gündür demiş sınırda gelmeye çalışıyor. Sınırda sıkıntılar varmış demiş. İki güne ya da demiş en geç bir haftaya gelecek demiş. Ama demiş belki demiş savcılığa gitmeden önce hani siz bizden için bizim yanımıza gelip bizle konuşmak isteyebilir demiş. Sonra savcılığa gidip durumu anlatacak ama çocuğu yanında getirmeyecek. Çocuğu Suriye'de bir akrabaları varmış güya bir tanıdıkları oraya bırakacakmış. Bir de diyor ki geldikten sonra anlaşalım oğlum ortaya çıktıktan sonra. Bunları da diyor sakın programa söylemeyin, polise söylemeyin. Bunu duydum direkt zaten ekip dedi. Arkadaşlarınızı aradım. Akşamında o bir saat sonra hemen karakola gidip karakola bildirdim. Dün de savcılıkta dilekçemi yazdım verdim. Söylediklerini aynen bu şekilde. Bir de tek şartları tazminat davası açacağım. Bu davayı da açmasınlar. Davaları programa açmayın, da söylemeyin. Programa söylemeyin annesi diyor. Annesi değil demişti. Evet senin o için. Davayı da açmasınlar. DNA yapıldı. Anne çıktın. Evet. Ben kolumu bile keserim. Yok işte tazminat istediğini veririm. Ya sen bayağı bir hani gerçekleri sakladığın gibi yalana başvuruyorsun Abdurrahman Bey. Bunların hiçbirine inanmadık. Bunlar sadece artık program ve hukuk yoluyla çözülecek. Evet. Artık aile arasında anlaşma zamanını geride bıraktınız bu yalanlarınızla.